Kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır? Melike Akyıldız, tıbbi yazar. Sokakta yürürken karşınızda kanaması olan biri çıksa ne yaparsınız? Cevabınız tam olarak bilgim yok ise bu içerik tam size göre. Bu yazıda kanamalarda ilk yardımın nasıl uygulanacağını tüm detaylarıyla öğreneceğiz. Kanama, damar yapısının bozulması sonucu kanın damar dışına çıkmasıdır. Kanın aktığı yere göre 1- Dış kanama. Kanama vücuttan dışarı doğrudur. 2- İç kanama. Kanama vücudun içine doğrudur ve görünmez. 3. Doğal deliklerden olan kanamalar. Kanama makat, burun, ağız, kulak gibi organlardan akar. Kanın aktığı damara göre 1. Atar damar. Her bir kalp atışının ritmiyle uyumlu, kesik kesik ve ritmik olarak açık kırmızı renkte akar. 2. Toplar damar. Koyu renkli ve sızıntı halinde akar. 3. Kılcal damar. Küçük baloncuklar şeklinde akar. Kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır? 1. Dış kanama. Kendinizi tanıtınız. Kanaması olan kişiye sırt üstü yatırılır. Kanaması olan kişinin durumunu ABC ile değerlendirilir. ABC açılımı şöyledir. A. Hava yolu açıklığı. B. Solunum kontrolü. C. Dolaşım kontrolü. 112 aranır. Kanama değerlendirilir. Hangi tür kanama olduğuna karar verilir. Kanayan bölgeye mümkünse temiz bir bezle baskı uygulanır. Kanama devam ediyorsa ilk bezi çıkarmadan ikinci bezle baskı yapmaya devam edilir. Kanama devam ederse yara bölgesi bandajıyla sarılır. Kanayan bölgeye yakın basınç noktasına basınç uygulanır. Bu sayede basınç uygulanan yerde kan gelmesi engellenir. Kanayan bölge yer çekimi etkisine karşı koymak için yukarı kaldırılır. Gerekli durumlarda turnike uygulanır. Vücutta kan azaldığı için vücudun ısı dengesi bozulacaktır. Kanaması olan kişinin üstü örtülür. Bu sırada kanama bölgesi açıkta görünür olmalıdır. Yaralının ayakları 30 santim yukarı kaldırılacak şekilde şok pozisyonu verilir. Eğer turnike yapıldıysa kanaması olan kişinin adı turnikenin üstüne yazı belli olacak şekilde yazılır. Yaşam bulguları 2-3 dakikalık aralıklarla kontrol edilir. Sevkinin en hızlı şekilde olması sağlanır. İç kanama. Kanaması olan kişinin ABC'si değerlendirilir. 112 aranır. Üzeri örtülerek şok pozisyonu verilir. Ameliyata girme ihtimali yüksek olduğu için kesinlikle yiyecek içecek verilmez. Hareket etmesine izin verilmez. Yaşamsal bulguları sıklıkla kontrol edilir. Sevkinin en hızlı şekilde olması sağlanır. Doğal delik kanamaları. A. Burun kanamaları. Kanaması olan kişi sakinleştirilir ve oturtulur. Başı küçük bir açıyla öne eğdirilir. Burun kanatları 5 dakika boyunca sıkılır. Kanama uzun sürerse hastaneye sevk edilir. B. Kulak kanamaları. Kanaması olan kişi sakinleştirilir. Kanama şiddetli değilse temiz bez ile kulak temizlenir. Kanama şiddetliyse ve kişinin bilinci yerinde ise sırt üstü yatırılır. Bilinci yerinde değilse kanayan kulağın üstüne yatırılır. Hastaneye sevki sağlanır. Baskı noktaları. Atar damar kanamalarında kan kalp atışıyla uyumlu olarak basınç altında akar. Bu nedenle kısa sürede çok miktara kan kaybedilir. Bu tip kanamalarda en önemli şey kanayan yerdeki veya yakınındaki üst atar damar bölgesine baskı yapmaktır. Bu amaçla belirlenen vücut baskı noktaları şunlardır. Boyun atar damarı basınç yeri. Köprücük kemiği üzeri kol atar damarı basınç yeri. Koltuk altı kol atar damarı basınç yeri. Kolun üst bölümü kol atar damarı basınç yeri. Kasık bacak atar damarı basınç yeri. Uyluk bacak atar damarı basınç yeri. Hangi durumlarda turnike uygulanır? Eğer tek bir ilk yardımcı birden fazla yaralıya bakmalıysa, diğer yaralılarla ilgilenebilmek için kanamayı turnikeyle durdurur. Yaralının sevki güç koşullarda ve uzun süre olacaksa uzıl kopması durumunda baskı noktalarına basınç uygulandığı halde kanama devam ediyorsa turnike yapılır. Turnike uygulaması en son çare olarak kullanılır. Bunun dışında kullanılması önerilmez. Turnike uygulaması. 1. Esnemeyen güçlü geniş bir sargı ele alınır. 2. Şerit yarıya katlanır. Uzuv etrafına sarılır. 3. Bir ucu halkanın içinden geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir. 4. Kanamayı tamamen durduracak kadar sıkı bir bağ atılır. Sargının içinden sert cisim geçirilir ve uzva paralel konuma getirilir. Kanama durana kadar sert cisim döndürülür. Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde sabitlenir. Kanaması olan kişinin üzerine adı ve turnikenin uygulandığı zaman yazılır, iğne ve kağıtla sabitlenir. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının üzerine turnike veya T harfi yazılır. Bunun için ruj kullanılabilir. Kanaması olan kişi pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır. Turnike kan dolaşımının sağlanması için 15-20 dakika aralıklarla kontrollü olarak gevşetilir, sonra tekrar sıkılır. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Turnikede kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 santim olmalıdır. Turnikede ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Turnike kanama durduracak kadar sıkılır, daha fazla sıkılmaz.
Turnike uygulanan bölge battaniye ya da kıyafet altında kalamaz. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı. Turnike kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır. Böylelikle iki kemik arası kan geçişi engellenir. Uzuv kopması durumlarında ön kol ve bacağa da turnike uygulanabilir. Uzuv kopması neler yapılır? Kopan uzuv temiz ve ağzı kapalı bir torbaya konur. Kopmuş uzuv konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra içerisinde bir ölçek suya, iki ölçek buz konulmuş, ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde kopmuş uzuv parçasının buzla direkt temas önlenmiş ve soğuk bir ortama taşınması sağlanmış olur. Torba hastayla, yaralıyla beraber taşınır. Üzerine hastanın adı ve soyadını yazılır. En geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir.